Soğan yahnisi ve kübbayla lezzeti şahanenin bugünkü aşçısı da benim. Her hafta farklı bir yörede unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri kayda alan Lezzeti Şahane bu hafta Şanlıurfa'ya bağlı Akçakale ilçesinde. Ve bugünkü aşçılarımız yöreye özgü soğan yahnisi ve Arap külbası tarifiyle Feryal Hanım ve Ayşenur Ayhan. Bugün size iki tane yemek yapacağız. Birisi Urfa yöresine ait eski yemeklerimizden soğan yahnisi. Biri de Akçakale bölgemize ait buraya. O da Arap kübbası. Soğan yahnisi malzemeleri için küçük ufak kıska soğan diyoruz biz ona. Nohutumuz var, salçamız var, tereyağımız var, karabiberimiz, tuzumuz var, zeytinyağımız var. Parça et olacak içerisinde. Onun köftesi olacak, yuvalama diyoruz biz ona. Onun içinde bulgur, biber, ufak bir soğan, salçası. O da ayrı bir şekilde olacak, yuvarlanıp yemeğin üzerine alınacak. Soğan yahnisi tarifini bir kenara not etmek isteyenler için malzemeleri bir kez daha sıralayalım. Kuşbaşı et, arpacık soğan, nohut, salça, tereyağı, sıvı yağ, nar ekşisi, karabiber, isot, su ve tuz. Köftesi için malzemeler kıyma, bulgur, bir adet arpacık soğan, salça, isot, su ve tuz. İlk başta eti haşlamaya alıyoruz tencerenin içerisine. Ondan sonra soğanları ayrı bir tarafta tereyağında parlama yapıyoruz. Et haşlandıktan sonra üzerine zeytinyağı alıyorum biraz. Salçayla beraber kavuruyorum. Ondan sonra nohutu ekliyorum. Bir aşım daha kavurduktan sonra üzerine suyunu ekliyorum. Tereyağında kavurduğumuz soğanları da yemeğin üzerine ilave ediyoruz. Ondan sonra yuvalamaları üzerine serpeceğiz, servis yapacağız. Şimdi bunları güzelce neye oruyoruz. Ufak ufak yuvalamalar haline getireceğiz. Yemeğin üzerine ilave edilmesi için. Arkadaşım köftesini yoğururken ben yemek bölümüne geçiyorum. Şimdi önce etlerimizi tavanın içerisine alıyoruz. Kuşbaşı şeklinde doğranmış olacak. Üzerine suyumuzu ilave edeceğiz biraz haşlanması için. Tuz ve karabiber ilave edeceğiz.
Bu kıyafetlerimiz düğünlerde de giyiliyor. Allah korusun taziyelerde de giyiniyor. Yani buraya ait yöresel bir kıyafet. Halk her zaman bunu giyiyor ama bizler düğünlerde, taziyelerde dediğim gibi bu kıyafeti giyiyoruz sadece. Günlük hayatta giymiyoruz. Bugün de özel bir gün, yemek programımız olduğu için bu kıyafeti giymek istedim. Soğan yahnisi, bir de Akçakale yöresine ait Arap kübbası yapacağız bugün iki çeşit yemek olarak. Ama ben ayrıyeten Urfa'nın diğer yemeklerinden de hazırladım. Sunum aşamasında onları da ikram edeceğiz beraber konuklarımıza. Onlar da içli köfte, Urfa'nın eski yemeklerinden, Urfa'nın milli yemekleri, ağzı yumuk, ağzı açık, Yahudi köftesi yine Urfa'nın eski yemeklerinden, bir de iç pilavımız olacak. Bunlar düğünlerde de olur, özel günlerde, özel davetlerde. Düğünlerde zerde olur, tirit olur, kavurma olur, saç kavurması olur. Bir de bizim yöremizin düğünleri çok güzel olur, çok eğlenceli olur. Yine yöresel kıyafetler giyilir. Urfalılar biraz eğlenceyi sever. Tek kına gecesi yaparlar eğlenmek için bayanlar kendi aralarında. Erkekler sonradan katılır kınaya. Ama Arap yerinde, Akçakale'de, Araplarda diyelim ki ben de Arabım zaten. Burada erkek ve bayan bir. Kına gecesinde de bir. Sadece gelinin evine gidilir. Ama gündüz gelin almaya gittiğimiz zaman düğünlerimiz karmadır Akçakale'de. Şimdi yuvarlamalarımız tamam. Yemeğin devamını getireceğiz. Soğan yemeğinin etleri haşlandı. Şimdi salçasını, nohutunu ekleyeceğiz. Ayşenur Hanım soğan yahnisi için tencerede haşlanan etlerin içine tereyağı, sıvı yağ, salça, nohut, nar ekşisi ve suyunu ilave ettikten sonra yemeği kaynamaya bırakıp soğan yahnisinin köftelerini kızartmaya başlıyor. Yağımız hazır. Şimdi köftelerimizi kızartmaya başlıyoruz. Köftelerimiz tamam. Yağımızın altını kapatıyoruz. Şimdi bu yemeğimizin sadece son aşaması soğanlarımız kaldı. Soğanlarımız da yemeğimiz biraz kaynamaya başlayacak. Kaynadıktan sonra en son aşamada soğanlarımızı katacağız. Şimdi ortalığı toparlayalım. İkinci yemeğimize geçebiliriz. Evet, şu an ikinci yemeğimiz olan Arap kübbasını yapacağız. Akçakale yöresine ait dediğim gibi. Yemeğimizin köftesini, hamurunu bulgur, ciriş ve unlu olacak. Az bir içerisine bulgur katılıyor. İçerisine et, salça, pul biber, tuz, karabiber ve zeytinyağı ve bol soğan girecek. En son aşamada maydanozu katacağız içine. İkinci yemeğimiz olan Arap külbası için malzemeler un, ince bulgur, isot, karabiber, su ve tuz. İç harcı için malzemeler kuşbaşı et, kuru soğan, salça, maydanoz, sıvı yağ, karabiber ve tuz. Evet, bulgurumuzu katıyoruz. Yine tuzumuzu. Az bir karabiber. Unumuzu katıyoruz. Azıcık pul biberimizi de ilave ediyoruz. Evet, şimdi suyumuzu alıyoruz. Feryal Hanım Arap külbasının hamurunu hazırlarken Ayşenur Hanım ise külbanın iç malzemelerini kavurmaya başlıyor. Etlerimizi yağımızın içerisine alıyoruz. Ben etlerimizi kavururken biraz Akçakale'den bahsetmek istiyorum. Akçakale geçim kaynağı olarak pamuk, buğday, arpa, mısır ekimleriyle uğraşıyor halkımız. Sınır kapısı çok faaliyetteydi. Savaştan dolayı hem Akçakale ilçe halkı mağdur oldu hem Suriye kendi vatandaşları mağdur oldu.
Etin içerisine soğanımızı ilave ediyoruz. Bu yemeğin özelliği bol soğanlı olması. Şimdi yemeğimizin içerisine salçamızı ilave ediyoruz. Şimdi Küba'nın size içli köfteden farkını anlatacağım. İçli köfte sadece kıyma et kavrulur, içerisine ceviz ilave edilir. Dışı bulgurlu olur. Küba'nın dışı ise çiriş diyoruz biz, çiriş ve un ilave edilerek hamur hazırlanıyor. İçerisine ise kuşbaşı et olaraktan parça et ufak ufak doğranır. Bol soğan doğranır içerisine. Bunda onun farkı içli köftenin içi kıyma et, Küba'nın içi parça etle. Arasındaki fark bu. Artık etlerimizi başka bir tepsiye almamız gerekiyor. Etlerimiz hazır. Biraz soğuduktan sonra maydanozunu ilave edeceğiz. Aşçılarımız Ayşenur Hanım ve Feryal Hanım külbaların içini harçla doldurduktan sonra ocakta kaynayan suyun içerisine pişmeye bırakıyorlar. Şimdi buraları toparlayıp sunuma hazır hale getireceğiz. Sunumdaki yemeklerimizle ben tekrar size anlatacağım neler yaptığımızı. Ondan sonra afiyetle yiyeceğiz. Evet, şimdi soframız hazır. Yemeklerimizi daha önceden yaptığımızı size tanıtayım. İç pilav, ağzı açık, içli köfte, ağzı yumuk, Yahudi köftesi. Bunlar yöresel şire tatlısı. Katmer Urfa'nın eski tatlısı. Bunlar yuvalama demiştik, az önce yapmıştık. Yemeklerimizin üzerine servisi olacak. Arap kübbası bu yöreye ait demiştik. Bu da soğan yahnisi. Bunlar bizim yaptığımız yemeklerimiz. Şimdi afiyetle oturup yiyeceğiz. Herkese afiyet olsun.
Müzik